Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir açıklamaya göre 3. ayını dolduran bebekler erken ölüm riski yani SIDS'i atlatmış oluyorlar. Bu demek oluyor ki bu dönemden sonra bebeklerinizin odasını gönül rahatlığıyla ayırabilirsiniz. Ama Türk annelerimiz biz birazcık daha bu konuda dayanıksızız ve çocuklarımızı hemen yanımızdan ayırmak istemiyoruz. Ben genellikle 5. aydan sonra bebeğin odasını ayırmasını doğru buluyorum. Çünkü bu dönemde artık bebek dönmeye başlıyor, kendi kendini kurtarabiliyor. Elbette ki yattığı yerin çok güvenli olması lazım. Yani yatağında ağır yastıklar, ağır battaniyeler, ağzını yüzünü kapatabilecek ağır şeyler bulundurmamak lazım. Eğer şartları yerine getirirseniz 5. aydan sonra bebeğinizin odasını rahatlıkla ayırabilirsiniz. Buna neden ihtiyacımız var? Çünkü anne baba ile aynı odada yatan bebek aynı havayı soluyor. Bu çok da sağlıklı değil aslında. İki ebeveynle, iki yetişkinle aynı havayı bütün gece solumak bebek için çok sağlıklı bir ortam olmayacaktır. Ayrıca bebekler uyku geçişlerini küçük mıkırdanmalarla, küçük ağlamalarla yapabiliyorlar. Ama anne bebeğim uyanıyor diye tekrar yanına gidip onu uyutmaya çalışıyor. Belki destekliyor, emziriyor, sallıyor. Bu da bebeklerin uyku düzenlerini ileriki aşamalarda aslında bozan bir durumdur. Dolayısıyla 5. aydan sonra odayı ayırmak bebek için de anne için de en sağlıklısıdır.